önce haberin detaylarını paylaşmıştık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalar gelmişti. Dün kabine toplantısı sonrasında açıklama yapmıştı. 5 vaka görüldüğünü söylemişti. Türkiye'de peki endişelenme, endişelenmemiz mi gerekiyor? Bunu uzmanına soracağız. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cender yayın konuğumuz. Başar Hocam merhaba yayın hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz hocam vakit ayırdığınız için. Aslında uzun süredir maymun çiçeği virüsünü konuşuyoruz. Birkaç aydır gündemde hep Avrupa ülkelerinde e, cereyan etmişti bu vakalar. Fakat sonrasında Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanılıyorsam lütfen düzeltin geçtiğimiz ay ilk vakanın görüldüğünü söylemişti. Dün akşam da kabine toplantısı sonrası 5 kişide maymun çiçeği vakasının görüldüğünü söyledi. Korkmalı mıyız hocam? Şimdi şöyle aslında neden korktuğumuza bağlı. Yani şimdi e, burada e, hızlı yayılacak bir pandemiye sebep olacak bir virüsle karşı karşıya değiliz. Hı hı. Yani böyle bütün dünyayı aynı anda etkileyecek bir pandemi en azından beklemiyoruz. Çünkü bu maymun çiçeği farklı bir virüs ve dolayısıyla da hani Covid-19'daki koronadaki olduğu gibi damlacık yoluyla bulaşan işte maske takmamız, herkesin evine kapanması gereken bir durum şu anda söz konusu değil. Bu Hı -hı. daha çok yani yakın temas, uzun süreli temas gerektiren bir virüs. Dolayısıyla hani böyle çok sayıda vakanın birden bire artış göstereceği bir tablo karşımızda. Yok ama şöyle bir şey var tabii ki burada önemli bir nokta var burada da işte çiçek hastalığı biliyorsunuz yıllarca bunun aşıları yapıldı hı hı. bu benzer aileden dolayısıyla aslında yüzde üç civarında ölüm oranı olan yani yüksek sayılabilecek bir ölüm oranına sahip bir virüsten bahsediyoruz hı hı. mesela diğerlerine baktığınızda belki binde on binde birken ölüm oranı burada yüzde üç önemli bir sayı hı hı. dolayısıyla hani Etkili bir hastalık ama hemen çok çabuk havadan bulaşan bir hastalık değil. E, dolayısıyla bu hastalıkla da mücadele etmemiz lazım. Ama hani son iki yılda e, karşılaştığımız pandemi koşullarını bu hastalıkta beklemiyoruz. Peki neler biliyoruz hocam maymun çiçeği virüsü hakkında? Farklı bir virüs olduğunun altını çizdiniz. Belirtileri neler? Şu ana kadar beş kişi de görüldü ama örnek veriyorum COVID-19 pandemisinde hastaneye gitmedikleri için test yapılmadığı için bilmediğimiz vakalar da vardı içerimizde içimizde gezen. Bunda da böyle bir durum söz konusu mu? Yani belirtileri nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi burada aslında gribal semptomlar var. Yani şöyle ateş yine var ve yoğun bir baş ağrısı söz konusu. Buna benzer hani halsizlik, kas ağrıları, hı hı. benzer semptomlar var ama burada daha önemli iki tane bulgudan bahsedebiliriz. Birincisi lenf bezlerinde şişlik oluyor ve bunlar ele gelir. Boyunda, arkada saçlı bölgenin arkasında vesaire veya Hı -hı. vücudun başka yerlerinde. Ama daha önemlisi cilt bulguları. Ee, böyle su çiçeğine benzer ee, işte önce bir vezikül, daha sonra da kuruyan lezyonlar. Şimdi bu lezyonlar zaten insanları rahatsız ettiği için hani bunlar alemet farika gibi bir şey. Yani bu, bunu Hı -hı. genelde bu bu lezyonlarla e, hastaneye başvurulması ve testlerin yapılması daha yaygın yani çünkü bu hastalıktan endişe etme durumu söz konusu olacaktır. Hı hı. E, dolayısıyla hani ya ben evde geçireyim, hastaneye gitmeyeyim diyeceğimiz bir türe pek benzemiyor hı hı. çünkü cilt lezyonları insanları bir şekilde hastaneye başvuruya itecek şekilde yönlendirecektir. Ya e, yani çok yakın bir temasta olmadığı sürece e, hani havadan kapma söz konusu değil ama yine de bu hastalığı tespit eden veya bu riski olan durumlarda mutlaka izolasyon, özellikle ortak eşya kullanımı burada daha e, ciddi bir risk oluyor. Hı hı. İşte yatak çarşaflarından tutun, havlulara. E, bu yüzden bu konular dikkat edilmesi gereken konular. Bir detay sadece akciğeri ilgilendiren bir patoloji yapmıyor. Hı hı. E, çoklu organ yetmezliğine de sebep olabilir. Bütün vücudu etkileyebilir. Bu yüzden ağır seyretme riski olan bir hastalık tabii ki. Peki risk grubu var mı? Yani özellikle maymur çiçeği şu grubu etkiliyor diyebileceğimiz bir veri, bilimsel çalışma var mı şu an elimizde? Evet, tabii ki daha önceden beri bilinen bir hastalık bu. Dolayısıyla bu veriler mevcut. Özellikle yine tabii ki komorbid dediğimiz yaşlı ve hastalığı olan kişiler vücut dirençleri düşük olduğu için doğal risk grubu oluyor. Hı hı. Yine çocuklarda bunun biraz daha ağır seyretme ihtimali var. Yani COVID'den farklı olarak o gençlerde çocuklarda daha e, hafif bir tabloydu. Bunun geçmiş tabii hastalık tecrübeleri şunu göstermiş. Gençlerde ve çocuklarda da bu hastalık ağır seyredebiliyor. E, bu yüzden yani yaşlı ek hastalığı olanlar ve küçük yaşlı olanlar daha risk altında görünüyor. Hı hı. Risk grubu olarak. Belli bir yaşın üstü ve yine çocuklar şu an tehlike altında diyebiliriz. DNA virüsü dediniz değil mi hocam? maymun çiçeği için. Yani aslında ben öyle bir ifade kullanmadım da çiçek virüsü var ya eskiden kullandığımız var insanlar. O aileden olan bir grup. Evet. E şu yüzden soruyorum bunu. De... DNA olunca e, mutasyona uğramıyor sanıyorum. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Tabii ki yani en azından daha çok daha hızlı bir mutasyon süreci geçirmiyor. Yani hani daha önce deneyimlediğimiz Covid'deki gibi bir sürekli yeni suçların ortaya çıkması gibi bir durumla karşı karşıya olacağımızı düşünmüyoruz. Yani. Yani çünkü COVID'de en çok bunun sıkıntısını yaşadık ya sürekli mutasyona tabii. uğradı ve her mutasyonda o bulaşma süresi ve hızı daha da arttı. Şimdi bu da öyle bir şeyse tabii ki daha hızlı artar ama değil. Ya şöyle e, iki yönden değil yani zaten o sizin bahsettiğiniz gibi ama bir de şu var yani bu virüsün bulaşma yöntemi damlacık enfeksiyonu değil. Hı hı. Bu çok belirleyici bir şey. Yani damlacık enfeksiyon dediğiniz mi? O da solunduğunuz havadan bu riske e, şeysiniz. O yüzden her tarafı kapatıp maske takmak zorunda kalıyorduk. Ama burada temas izolasyonuna ihtiyacımız var. Hı. Yani hastaya dokunma. Aynı eşyayı kullanma. E, ama aynı havada, aynı ortamda bulunma problemin bunda söz konusu değil. O yüzden hani bulaşma riski çok e, hızlı olsun. Alt, alt gruplarda da bu aynı şekilde. Böyle çok hızlı bulaşması, sürekli e, suç değiştirip işte yaygınlaşması söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Ya. Peki tedavi yöntemi ne hocam? E, maymun çiçeği virüsünde. Yani COVID'de şimdiden. izolasyon vardı. Belli bir süreydi. 15 gündü sonra bir haftaya düştü. Maymun çiçeği durumunda ne o? Nasıl oluyor tedavi süreci? E, yani yine izolasyon semptomların özellikle e, bittiği döneme kadar izolasyon dışında şu anda çok ciddi bir önerimiz yok. Ama Hı -hı. gelişen komplikasyonlara göre destek tedavileri aynı viral enfeksiyonlarda olduğu gibi. İlaç var. bir Antiviral e, tedavi şu anda mevcut değil ama e, yani e, destek tedavileriyle ve izolasyonla bu durumun atlatılacağını ümit ediyoruz. Hı hı. E, ağır seyreden tablolar için belki bir şeyler yine geliştirilebilir. Eski kullandığımız antiviral ilaçlardan burada faydalanabiliriz. Hı hı. Peki son sorum olsun hocam. E, dünyada yeni bir pandemiye yol açar mı maymun çiçeği virüsü? Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında görüldü. E nihayetinde Türkiye'de görüldü. 5 vaka oldu şu an bildiğimiz kadarıyla. Yakın gelecekte, sonbaharda özellikle böyle bir e, hastalığın yayılması, çoğalması gündeme gelir mi? Yani bu hastalık şimdi dünyadaki şu andaki koşullar nedeniyle bütün ülkelere yayılma ihtimali var. Ama bu yayılmada hani e, böyle pandemilerde olan çok sayıda aynı anda hasta durumunu pek Beklemiyoruz çünkü hı hı. hani e, daha çabuk kontrol altına alınabilecek bir şey. Ama pandemiden kastımız bütün kıtalarda görünen bir salgınsa muhtemelen bütün kıtalarda e, bu görülecektir. E, çünkü işte Avrupa'da görüldü, Afrika'da görüldü, Türkiye'ye geldi, buradan diğer ülkelerde de. Çünkü evet. herkes birbiriyle temas halinde sonuç olarak. Sekülasyon devam ülkeler ediyor. Ülkeler birbiriyle temas halinde. Hı hı. E, o yüzden e, bütün kıtalara yayılacaktır. Ama hani hayatı etkileyecek şekilde yoğun bir temas, e, yoğun bir bulaşma e, hızı beklemiyoruz. Peki hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yayınlar. Teşekkürler.